Cümleten selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birkaç konuya da değinmiş olacağız aslında ama bu videoyu çekerken. Şimdi 600F incelemesi yapacağım sizlere. Bu 600F incelemesinde 2006 model, hem eski model hem kilometresi çok. Yani incelerken de size diğer videolarımda anlattığım yüksek kilometreli motosiklet alınır mı, alınırsa nasıl, işte ben size genelde diyorum ya, yani motor bloğu ve şasesi sağlamsa alınır diyorum ya, diğer kısımlar da tabii ki önemli de, yani ince detaylar haricinde motor bloğu ve şasesi sağlamsa alınır diyorum ya, işte bu videomuzda bunların hepsine bir nevi değinmiş olacağız. Şimdi motosikletimiz 2006 model Honda CBR 600F. Öncelikle şöyle etrafında gezeyim. Şimdi abartmıyorum, size gerçekten söylüyorum. Türkiye'de sayılı temiz 600F'lerden bir tanesidir. Şimdi bak, bu sinyallere falan değineceğim. Ama öncelikle şöyle motosikleti dıştan bir göstereyim. Arkadaşlar, motosikletimiz 89.655 kilometrede, yani 90.000 kilometrede bir 600'lük motosiklet. Dışında herhangi bir böyle çatlağı patlağı var. Mesela sinyali, mesela granajının şurası. Bunlar ufak tefek hafif kusurları. Tabii ki de 90.000 kilometredeki 2006 model bir motosiklette bunların olması çok normal. Ama böyle bir motosiklet alacaksanız, karar verdiyseniz, eski model bir motosiklet, ya da eski modelini de geçtim, yani yeni bir motosiklet alacaksanız, asıl şasesi ve bloğu önemli diye size uzun uzun anlattım diğer videolarımda. Şimdi bu motosiklette de ben inceleme videosu yapacağım derken şöyle. Şimdi bu motosiklette 90.000 kilometrede, az sonra size sesini dinleteceğim ve üstüne bineceğim, şöyle bir tur atacağım, geleceğim. Size tur atarken de anlatacağım ama şimdi gelin bir sesini dinleyelim. Bakın. Egzozunu elimle kapattım. Motosikletinden gelen herhangi bir ekstra hiçbir ses yok. Demek istediğim size buydu aslında. Yani bakın, 90.000 kilometrede ama nasıl diyeyim, yani laşkalaşmış bir ses yok motosikletin içinde. Bakımları güzel yapılmış, Apache'nin eline düşmemiş. Şimdi bu motosiklette granajlarında, yani granajında daha doğrusu, sadece solunda ve sinyalinde bir problem var. Sola düşmesi olmuş, ki olur. Sıfır motosiklette dahi olur. Bunlar bloktan daha önemsiz şeyler. Şunları kendiniz halledebilirsiniz. Boyattırırsınız, ki boyattırmaya da yani eksi gözle bakmayın, yanlış gözle bakmayın. Boyattırırsınız, tamir ettirirsiniz, çıkmasını alırsınız vesaire. Ama blokta bir sıkıntı olduğu zaman sizi üzer bu motosikletler. Şimdi gelin üstüne binelim. Motosikletimiz 67-68 derecede. Bu arada Yoshimura var üstünde, egzoz. Şöyle sesini de dinleteyim. Öyle çok fazla bağırmıyor. Videoma geçmeden önce kanalıma destek vermeyi, abone olmayı unutmayın. Abone olanlar için de şöyle bir ses gelsin. Evet. Şimdi arkadaşlar, yani ben size bunu videoda ne kadar aktarabilirim bilmiyorum ama motosikletin üstüne bindiğinizde bu motosikletin hiç 90.000 kilometredeki bir motosiklet gibi olduğunu düşünmüyorsunuz. Yani emin olun, size şöyle söyleyeyim, 30.000 kilometrede filan gibi motosikletin kendisi. Yani bunu biz aldık diye söylemiyorum. Biz aldık derken ben almadım. Ama imkanım olsaydı ben alacaktım. Biz aldık diye söylemiyorum. Benim arkadaşım aldı. Ona nasip oldu.
Başka birisi almış olsaydı, denk gelmiş olsaydı aynı şeyleri yine söylerdim. Motosikletin gidişinde, duruşunda, sesinde, frenlerinde. Bakın şimdi. Görüyorsun, ip. Bildiğiniz ip gibi. Yani başka birisi almış olsaydı aynı şeyleri onlardan anlatırdım. Eski kasa motosiklet alınır mı? Tabii ki de riskli. Alınmaz demiyorum, alınır ama riskli. İmkanınız varsa yeni kasa alın. Modelli bir şey alın. Ama eski kasa aldığınızda başınız ağrır mı? Tabii ki de riskli ağrabilir, ki bunda da ağrabilir. Yani bak, bu 90 bin kilometrede diyorum size. Yani şu an için çok düzgün ama hiçbir usta bunun alt takımına kefil olamaz. Alırız, şuradan yola çıkarız giderken herhangi bir sıkıntı yaşayabiliriz. Tabii ki de sesi falan çok düzgün ama yani servis de dahil hiçbir kimse bunun alt takımına kefil olamaz. Ta ki birisi ya da servis ya da bir usta bunun alt takımını yapmıştır, açmıştır. O şekilde kefil olabilir. Yani yüksek kilometrede motosiklet alınır mı? Eski model motosiklet alınır mı? Alınır. Yalnız böyle temiz bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa gerçekten çok başınız ağrır. Yani yürüteceğim diye uğraşırsınız. He, 600F'te bu kadar uğraşır mısınız? Uğraşmazsınız. Çünkü ganimet gibi parçası var. İstediğiniz çıkması da var. Orijinali de var. Her şekli var. Şimdi şuradan birazdan sıkacağım biraz. Size hızlanmasını vesaire de göstereceğim. Buna ayrıca vites göstergesi de koymuşlar. Şimdi oturuş pozisyonundan bahsedeyim isterseniz biraz. Kendi motosikletimle kıyaslayacak olursam bu biraz racing'e kaçıyor abi. Bunda böyle biraz öne eğiliyorsunuz. Ama R1 gibi, R6 gibi de değil. Bu yine rahatsız etmeyecek bir seviyede öne eğiliyorsunuz. Bu yine güzel. Tabii benim 650'de bu kadar bile eğilmiyorsunuz. Onun sürüşü zaten, ben ona hastayım. Çok mükemmel. Yani naked'ın üstüne granaj giydirilmiş hali. O kadar rahat yani. Hem kapanabiliyorsunuz da yani. O açıdan. Bunun sürüş keyfi ama bir başka. Tabii. Biraz racing'i kaçıyor ya. Oturuş pozisyonu farklı olduğu için ben şuradan döneyim. Arkamızdaki geçsin. Size dönüş kısmını da göstereyim. Buradan böyle rahatlıkla dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi birazdan sıkacağım. Sıkıyorum. Yani şimdi daha fazla da sıkamıyorum. Yerler ıslak. Sarıyor teker. Güzel asılıyor makina. Güzel tepki veriyor. Bir de 108 beygir arkadaşlar. Benim motosikletimden güçlü bir motosiklete sahip. Motor bile ona sahip. Gelişi falan güzel yani. Durumlar böyle yani. Daha ne anlatayım? Nasıl bir şey anlatayım? Tabii bunda ABS olsaymış daha güzel olurmuş. Ama ABS maalesef bu modellerde var. Gerçi var. Hornet'larda falan var ama bunlarda yok. Yapacak bir şey var mı? Yoktur. Ama tabii fren sistemi falan güzel arkadaşlar. Ya zaten böyle racing makinaların arka frenleri yeni modeller hariç ben çok beğenmiyorum. Beğendiğim modeller nadirdir. Çünkü motosikletin önünde daha çok yük olduğu için arkası biraz boşta kalıyor. Ki fren yaptığımız zaman da hani bir nevi kombine fren yaptığınızda arkası kilitliyor direkt. Ama ön frenleri mükemmel. Böyle bir motosiklet. Alınır mı? Tavsiye eder miyim? Temizini bulduğunuz sürece alınır, binileri kullanılır. Tasarım olarak biraz eskide kalmış mı? Şöyle, motosikleti ortadan ikiye ayırırsak bana göre ön tarafı yenilikçi tasarıma sahip biraz. Ama arka kuyruğu falan tabi böyle biraz bombeli geliyor. Büyük geliyor. O yüzden arkası biraz eskide kalmış.
Yine de alınır ya, yine de. Yani bu fiyatlar artık R25 satıyorlar. Yine alınır arkadaşlar. Ben şahsen kendi şahsi düşüncem, bir R25'e vereceğim paraya 600F alırdım. Durumlar bu şekilde diyorum ve videomun burada sonuna geliyorum. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanet olun. Şuradan ters yönden yapacağız ama birazcık